Kuzu etli erik aşı, 750 gram kuzu kuşbaşı et, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 çay bardağı papaz eriği turşusu, 1 su bardağı arpacık soğan, 2,5 su bardağı et suyu, 4 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, karabiber, tuz. Terbiyesi için 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı un, yarım limon, 1 yumurta sarısı. Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı, taze nane. Malzemelerimiz hazır zaten. Malzemeler. Çok güzel malzemelerimiz var. Böyle eriğimiz var. Erik yaz meyvesi. Ben onun turşusunun olduğunu hiç bilmiyordum evet. Şahsen. Turşular. Gerçi her şeyin turşusu yapılıyor ama. Evet. Burada şöyle söyleyeyim. Sarımsağımızı, soğanımızı hep beraber tereyağla beraber bir kavuracağız. Hı hı. Ondan sonra bir kaşık alabilir miyim? Tahta kaşık. Çok mersi. Yağ. Yağ şuradan güzel yağ. Senin yağından. Şöyle bir kaşık. Görüyorum ki birazcık yaz yemeği. Kuzu eti en güzel yani, yeri. Bahar yemeği. Bahar yani. Yemeği bahar. Gibi. Bahar yemeği gibi. Erik de öyle çıkar, çıkar ya. Dalarız eriği, ağaçlara tamam. Böyle bir. Papaz eriği çıktığı zaman yapılabilir. Eğer bulursanız öyle bir alışkanlığınız varsa da kışın yapmak istiyorsanız erik bulacaksınız kendinize. Turşu, bunu bulamazsak yapmayalım mı? Turşusu var artık. Evet, turşucu da güzel. Turşucudan şu, alalım. Şu şekilde tamam. Gördüğünüz gibi turşusu. Aynen harika. Biz de öyle aldık. Turşucudan aldık. Turşusu var. Güzel bir tencere yemeği. Genelde hep mi böyle yapıyorsun? Eti koyuyorlar önce cağız cuz önce yok. Böyle. Şimdi burada yine burada birazcık soğanlı sarımsağı bir karamelize dediğimiz böyle birazcık renk aldıracaksın. Kuzu etimiz zaten süt kuzusu olduğu için tam şu anda mevsimi zaten. Tamam. Kuzularımız artık biliyorsun bu mevsimde süt kuzusu. Sen şimdi ünlü bir yerde şefsin. Genelde müşterilerinle muhatap oluyor musun? Hep mutfakta tabii. Mısın? Misafirlerimizle ilgileniyorsun. Tabii ilgileniyorum. Masalara gezerim, sorarım. Memnun musunuz? Yemeklerimizden keyif aldınız mı? Uzaktan izler misin böyle bir? Tabii. Kimin yüzünde tabii, nasıl tabii. Bir ifade tabaklara var? Bakarım genellikle. Hı-hı. Bir de bulaşık halindeki tabaklara bakarım. Hani, yemeklerim yeniyor mu? Bitmiş mi? Çok doğru. Hakikaten çok güzel bir şey söyledi. Eğer o tabak böyle bir dolu kalırsa herkesin bir morali bozulur ya. Ya çünkü misafirimiz yemeği yedikten sonra böyle yüzünü ben o gülümsemeyi gördüğüm anda zaten hemen direkt masasına giderim. Zaten böyle bir yerde yemek yediğimizse eğer şef de bu kadar duyarlıysa güzel bir yerse biraz bırakın mesela tabağınızı hemen geliyor ya şef ya da güzel. Onun yönlendirdiği biri. Bir sorun mu var diye sorar. Evet. Neden yemediniz? Bir sorun mu var? Varsa hemen değiştirelim derler. Yani o gün şefin bütün motivasyonu biter. Evet, yani, evet. Yani çünkü gelen misafir işletmeye güzel bir yemek yemeyip keyifli bir şekilde ayrılmadıysa o şefin o gün morali bozuk olur. Çünkü o gün oraya misafir şey gelmiş, keyif yapmaya gelmiş, yemek yemeye gelmiş. Aynen öyle. Yaşaması lazım orayı. Şimdi böyle onu iyice karamelize edeceğin için konuşmaya devam tamam. Ediyorum. Şimdi benim böyle bu işimden dolayı böyle bir şey oluşmaya başladı. Hani bir yer mi açsam acaba böyle? Çünkü ben yemek yemeyi çok seviyorum. Ama cesaret edemiyorum. Niye biliyor musun? Bu yüzden edemiyorum. Ama sen kesinlikle bir menü yapma. Yani o günkü menü samusa gelen misafirler iyidir. Menü yani önderen evet, değil. Evet ama hani ben böyle gerçekten kendi yemediğim hiçbir şey insanların yemesini istemem. Beğenmediğim bir şeyi yedirmek istemem. O zaman da çok yorulurum. Çok tribe girerim yani. Ama şimdi şöyle yani mesela hava yağmurluysa yağmurlu bir yemek yap. Karlıysa karlı bir yemek yap. Nasıl yani. Oluyor? İşte o anki şefin duyguları o duygularla yap o yemekleri. Yani pazarda iyi ne sebze bulduysan o sebzeyi al yap. Doğru söylüyorsun. Yani be. Benim bir amcam var 75 yaşında. Kendisi Bozca'da da bir işletmede çalışıyor. Arkadaşım var Bozca'da. Sabahın 5'inde hale gitmiş. Orada iyi patlıcanı seçiyor. En iyi domatesi seçiyor diyor. Görüyorum diyor. 75 yaşında bu. 75 yaşında bu adam. Ve daha da çalışıyor. Maşallah. Buradan sevgiler gönderelim. Hüseyin Özbay. Helal olsun. Bir daha söyle adam. Hüseyin Özbay. Hüseyin Özbay. Çok sever yemek yapmayı. Şu anda bu et ne oldu böyle? Şimdi bunu tereyağıyla, soğanla. Tamam oldu böyle. Soğanla şeyle buluşturduk bunu. Birazcık da harlayalım bunu. Evet. Çünkü birazcık sulanmasını istemiyorum tamam. Bunun ben. Suda, soğuk suyu açalım. Hemen yapıyorum.
Sarmamıza bir baktık. Sarmamıza baktık. Biraz daha var. Bu arada etlerimizin suyu çekildi. Evet. Burada yine bir püf noktası vereyim hanımefendilere, ekrandaki izleyicilerimize. Kesinlikle ve kesinlikle eti böyle birazcık cızırlamasını beklemek durumundayız. Çünkü bir aroma orada. Bu şu şekilde yani gördüğünüz gibi. Mesela şeyi konuştuk. Kimisi az önce soruyordum, yarım kaldı. Önce eti koyar. Et bayağı böyle bir toplarken de sonra soğanını atar. Diyor ki o zaman diyor soğanın sarımsağın lezzetini çekmez diyor. Aslında çok mantıklı bir şey söylüyorsun. Tabii. Zaten yemek mantıktan yürür yani. Biraz daha mantıklı. Burada gördüğünüz gibi et cızırlamaya başladı. Kendi hazırladığımız et suyumuz var. Burada kesinlikle gene izleyicilerimize söylüyorum. Kendi et suyunuzu yapın lütfen. Hazır et sularına da damlayalım. Kendi et sularımızı yaparsak daha lezzetli, daha sağlıklı ve daha keyifli yemekler yaparız. İçine neler koydurdun? İçinde neler var? Kereviz var, kemik var. Mesela bu aldığımız eti kemiğini de aldık kasaptan. Kemiğinden yaptık bu et suyumuzu. İçinde sebzeler, işte kerevizdir, havucudur, defne yaprağıdır. İşte her şey var. Aynen öyle. Sağlıklı. Suyunu ilave ediyoruz. Çok böyle su bırakmayacağız içine. Evet. İçine kendi suyunu saldıktan sonra biz kendimizi yaptığımız suyu içine bırakıyoruz. Buradaki çünkü bunun da şimdi suyu var. Burada da bir terbiye hazırlattı. 2 kaşık un, 1 yumurta sarısı, 2 kaşık da süzme yoğurt var burada. Birazcık temiz suyla açtık bunu. Hı-hı. İyice şöyle çırpıyorum. Burada eriklerimizi ilave ediyoruz şimdi içine. Evet. Bu erikli ve nohutlu bir yemek olacak. Hı. Burada nohutumuz şöyle yarısını ilave ediyoruz. Rengi çok güzel oldu. Böyle gördüğünüz gibi erikli, nohutlu. Hı. Güzel bir yemek. Burada hemen malzemelerini şöyle biraz daha et suyu istiyor. Birazcık yukarıda olacak. Şunu da en son kaynadıktan sonra erikler evet. Ve nohutlar birazcık kendine geldikten sonra tamam. Et suyuyla beraber geldikten sonra en son terbiyesini bağlayıp üzerine naneli tereyağlı bir yağ yakacağız. Tuzunu gazını birazcık şöyle etler pişten sonra. Ondan sonra. Tamam. En son tuz, karabiber, lezzeti sonra ayarlıyoruz. O zaman yemeğe mola veriyoruz. Bitti sayıyoruz. Öbür yemeğin başında tamamlarız. Mutfağı hazırlayalım. Üçüncü yemeğin hazırlığını yapalım ve üçüncü yemeğe geçelim.